Alya Lina'nın katkılarıyla Siyah Giyen Adamlar başlıyor. Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Alya Lina'nın katkısıyla bu akşamki yayınımıza başlıyoruz. Ve şu anda bildiğiniz gibi artık yerel seçime son iki gün kaldı. Hatta bir gün kaldı diyebiliriz. E, tabii farkındaysanız e, biraz heyecansız bir yerel seçim atmosferi içerisindeyiz. Yani e, açıkçası e, hangi siyasi partinin ya da adayın e, seçimi kazanacağından çok e, seçim sonrası e, ekonomik anlamda başımıza ne gelecek sorusunun daha çok e, cevabını merak ediyoruz. E, maalesef durum bu şekilde e, değerli izleyiciler. Ve e, başımıza geleceklerle ilgili biliyorsunuz uzun zamandır da burada yayınlar e, yapıyoruz. Özellikle Erdoğan'ın seçim politikasında bir gariplik var diye de uyarılar yapmıştık. Yani tanıdığımız Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesinde hani bu kredi kartlarına müdahale etmezdi ama etti ya da emeklilere bir şekilde zam yapardı. Bu sefer yapmadı ve bir de üzerine daha şimdiden daha şimdiden yüksek vergilerle vatandaşın da vatandaşı bunaltmaya atmaya da başladılar. Şimdi e, hep diyorduk bütün bunların sebebi acaba IMF ile anlaşma mı ya da Dünya Bankası gibi bir kurumla anlaşma mı diye de e, sorguluyorduk e, durumları. Ve e, son iki gündür bazı ekonomistler ve e, siyasetçiler Erdoğan'ın IMF ile anlaşma yaptığını ve bunu da seçim sonrası açıklayacağını iddia ettiler. Böyle kulis bilgileri e, var ama tabii hemen İletişim Bakanlığı bu haberi doğrulamadı, yalanladı. E, işte IMF ile bir anlaşmamız yok e, dedi İletişim Bakanlığı. Fakat çok ilginç, Memme Şimşek de bugün yaptığı açıklamada Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolar kredi temin ettik açıklamasını yaptı. Çok garip. Bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Konuşmaya başlıyoruz. Hamza Yardımcıoğlu ve Cem Özalık'la beraber. Tabii, tabii bu konunun sonrasında da piyasaları konuşacağız her zamanki gibi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi hatta e, bilmeyenler vardır izleyicilerimizden hemen söyleyeyim ya yani. o siyasetçi Ahmet Davutoğlu bunu e, söyledi. Yani şu şu an için saklıyorlar ama seçimden sonra ortaya çıkacak. Şu an zaten IMF politikası uygulanıyor. Emeklileri pas geçmesi, işte insanları vergilerle bunaltmasının sebebi de IMF'dir dedi bir e, canlı yayında. E, ve e, bazı ekonomistler de aynı şekilde de IMF ile anlaştığımızı iddia ettiler. Evet demin söylediğim gibi İletişim Bakanlığı bunu yalanladı. Fakat memmeş bir şekilde Dünya Bankası açıklaması geldi. Ne diyorsunuz? Şimdi e, Ahmet Davutoğlu şöyle söyledi. Emekliye niye zam yapmıyorlar biliyor musunuz? IMF ile anlaştılar. Ardından da e, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yapıyor. Diyor ki böyle bir anlaşma söz konusu değildir. Bu bilgi doğru değildir. Açıklamasını yaptıktan sonra ben emin oldum. Yani kendi adıma söylüyorum. Demek ki bilgi doğruymuş. Yani dezenformasyonla <laughs> mücadele merkezinin açıklaması oldu ya, iyi <laughs> olarak. Ben öyle anladım yani. Şimdi 1 Nisan'dan itibaren her şey çok farklı olacak. kurlardan bahsediyoruz, işte devalüasyondan, gelecek olan vergilerden ya yani bizim bunu söylememize de gerek yok. Vergi boyutunu çok net bir şekilde 2023'te yayınlanan orta vadeli programda, ekonomik programda 2024 bak projeksiyonunda 2023'ün iki katıydı, yüzde fazlasıydı vergi gelirleri kendi orta vadeli programlarını koymuşlar. Demek ki burada işte hem vergilerin artacağını, hem enflasyon faktörüyle vergi gelirlerinin iki katını beklediklerine göre kendilerince bir hesapları var demektir, değil mi? Yani bizim iddia etmemize bile gerek yok. Açıp bakın yani. Biz o zamanki ilk yayınlandığı zamanki programda da bunu gösterip konuşmuştuk üzerine. Böyle bir e, tahminimizi söylemiştik. Şimdi peki ne olacak ee, pazar günü seçimde? Şimdi bir sürü anketler var. Ee, objektif olan var, olmayan var. Ee, yapılan açıklamalara bakıyorsun. İnsan açıklamaları e, objektif olmayabilir ki genelde de olmaz. Ben de yapay zekaya sordum tamam mı? Yapay zekaya dedim ki şöyle tam sorduğum şekliyle okuyayım. Dedim ki İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerini kimin kazanması en çok olası? Ondan sonra işte anketler var sonuçlarını getirdi. Çünkü yapay zeka da çok politik cevaplar veriyor. İşte anket sonuçlarının bir sürü hepsini döktü falan. Yani onlara göre de Ekrem İmamoğlu önde çıkıyor ama Sonra da şöyle bir şey ekledi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kimin kazanacağı net olarak belli değil diye de en sonuna bir kayıt düştü, tamam mı? Ben de dedim ki, net olarak sormuyorum, olasılık olarak soruyorum. Şimdi sıkıştırdım Yafay zekayı o da dedi ki, olasılık olarak bakıldığında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini Ekrem İmamoğlu'nun kazanma ihtimali daha yüksek görünüyor tam olarak bu cevabı verdi. Yani yapay zeka da aslında seçimi sonucunu söylemiş oldu. Bütün bu verileri tarayarak ortaya çıkardığı şeyde. Şimdi bunun arkasından gelecek olan işte yapılması hesaplanan işte IMF ile anlaşma yapıldıysa IMF'nin devreye girmesi ki o durumda bile devalüasyonu IMF dayatacak. Diyecek ki devalüasyon yapacaksın kardeşim. Yani senin şu anki kurların adil değil. Ve muhtemelen de e, en az 44 lira seviyesini görecek Dolar-TL kuru. Seçimin ardından gelen kısa bir süre içerisinde belki bir hafta belki iki haftaya böyle yavaş yavaş artıra artıra belki tek seferde de olabilir o ayrı bir konu. Ama çok kısa bir süre içerisinde o süreç 1 Nisan'dan itibaren başlıyor. Onu net bir şekilde koyalım. Tabii ki devreye girmesi durumunda. Ee, çok sıkı para politikaları, acı reçete denilen olay tabii karşımıza çıkacak. Ama Türkiye'nin e, bu ekonomik koşulları yaşaması diğer ülkeleri de etkileyecektir. Başta İtalya, benim hep bak savunduğum tez oydu. İtalya, İspanya, Fransa böyle domino etkisiyle başlayarak bütün dünyayı e, saracak bir e, domino düşüşü, devrilişi. ...nin işte tetiği, ilk sinyali Türkiye'deki kurşokuyla geleceğini ben savunuyordum. Hala aynı fikirdeyim. Şimdi e, bu önümüzdeki sürecin ne kadar gerilimli olacağını... E, ...tabii şey var, senin mesela dikkat çektiğin, tanıdığımız, bildiğimiz Erdoğan değil. Değil, yani, değil abi, değil. Demek ki işte yapıyor, ondan sonra işte vergiler artıyor... Ondan sonra bu benim son seçimimdir diyor. Bir sürü. Yani şu soruyu da sorduruyor bize. Acaba kazanacağını da kendi önden gördü. Daha çok veri bizden daha fazla veri. Onun eline gidiyor. Bütün bilgi kanalları elinde. Bütün anketler ona akıyor. İstihbarat ona her, çar her şey bir bilgi akışı var yani. Acaba birileriyle anlaştı da bak birileriyle anlaştı da tamam ben artık kenara yavaş yavaş çekileceğim. Bunun için bir takvim mi belirlendi? O soru işaretini de bir kenara koyalım. Ee, sonra gelelim bakalım. Dünyada çok önemli gelişmeler var, gündemler var. Bunlardan bir tanesi Washington Post gazetesinde bugün yayınlanan bir makale. Diyor ki Amerikan birlikleri e, yeniden donatılıyor ve Çin'le bir savaşa hazırlanıyor. Şimdi bir bomba haber daha söyleyeceğim. Polonya Başbakanı bir şey, röportaj verdi ve aynen şu cümleyi kullandı. Savaş öncesi bir dönemdeyiz, abartmıyorum. İfade bu. Savaş öncesi dönemdeyiz, abartmıyorum. Yani Rusya'nın e, Ukrayna'yı Ukrayna'da başarılı olması e, durumunda bütün Avrupa'nın Rus işgali tehdidi altında kalacağını söylüyor. Bu açıklamalar yeni değil. Daha önce Macron da e, bu minvalde açıklamalarda bulunmuştu. Ve e, Ukrayna'ya asker göndereceğini söylemişti. Falan böyle bütün bunlar arka arkaya e, geliyor. Şimdi biz bakıyoruz tabii 1 Nisan diyoruz ya. Bu saatten itibaren bak Cuma gecesi. Şimdi hafif hafif kurlarda biliyorsunuz son işte 2 haftadır 32 liralara 32 32 buçuk bant aralığına düşmüştü serbest piyasada resmi kuratta biraz daha da altındaydı onun şimdi bu haftada bitti artık işte kapanış geldi piyasanın kapanışı geldi serbest piyasa kurlarına baktığında hafif hafif hareketlikler başladı ve son birkaç saat içerisinde işte 32.90 üzerine çıktı 33'e tekrar geri dayandı bundan 3 hafta falan da yanlış hatırlamıyorsam dijital piyasada 33 lira 65 kuruşu görmüştü. İşte o dijitalde de o esnada diğer piyasalarda birlikte geriye geldi 32 325 aralığına. Şimdi bakıyorum aynen dijital piyasada da yani Tether olarak baktığın zaman veya diğer dolara e, endekslenmiş stable coin'lere baktığında aynı şey orada da geliyor. Yani şimdi o şimdiden hareketlilikler başladı 33 liraya geldi. Ve muhtemelen işte dijital piyasada hafta sonu bu yükseliş devam edecek ve 33'ün üzerine çıkacak. 34 falan diye, diye gitmeye devam edecek. Ve pazartesine çok dikkat etmek lazım. Ki bugün e, Powell bir konuşma yaptı. Fed Başkanı Powell. Dünyada piyasalar kapalıydı. Bugün tatildi. Hristiyanların Easter e, bayramına gidiyor işte. E, bugün tatil vardı ama Powell çıkıp konuştu ve piyasaları aslında çok rahatsız edecek, tedirgin edecek bir ifade kullandı. Şimdi bugün bir veri geldi Amerika'dan, kişisel tüketim harcamaları ile ilgili. Beklentiler dahilinde bir veri geldi ki %2,5 bekleniyordu ve öyle geldi. Ama şunu söyledi. Dedi ki, güzel bir veri, iyi geldi ama faiz indirmeyiye başlamak için biraz daha birkaç iyi veri daha duymak istiyoruz, görmek istiyoruz. O yüzden faiz indirimine acele etmeyeceğiz dedi. Şimdi acele etmeyeceğiz dedi. Şu an piyasalarda Haziran ayında indirilmesi bekleniyor ya. Şimdi bunu söylemesi piyasalar çık olsaydı bir etki muhtemelen yapacaktı. Yani piyasayı biraz tedirgin edecek, panik edecekti. Ondan sonra e eğer faizleri er indirmeye erken başlarsak bu çok kötü olabilir. Tekrar e, durdurulamaz. Kontrolden çıkabilir falan diyor. Şimdi e, bir de JP Morgan'ın şeflerinden bir tanesi. Yine bugün açıklama. Bak bir sürü. Evet. Bugün acayip arka arkaya şeyler geldi. Açıklamalar geldi. JP Morgan diyor ki şu ifadeyi kullandı hatta. Flash market crash. <laughs> yani yıldırım hızında, şimşek hızında piyasa çöküşü olabilir dedi borsalarda. Çünkü borsalarda çok e, şişmişlik var diyor. Şimdi bana biraz garip de geldi, saçma geldi. Yani bir e, bir yatırım bankasından bir yetkinin böyle bir açıklama yapması. E bunların kendi o zaman portföylerindeki hisse senetleri ne olacak? Sen kendi müşterilerine gönderdiğin raporlarda bunu söylüyor musun? Hadi işte portföyünüzü boşaltın, borsadan çıkın, işte MT'ye geçin, şunu yapın, bunu yapın diye bir şey veriyor musun? Yani basına böyle bir açıklama yapıyorsun yani borsa çöküşünü şimşek hızında gerçekleşebilir diyorsun yani şimdi acaba bir şeyin eşiğine mi geldik bir şeye mi hazırlıyorlar bir şeyin önünden altyapısını mı yapıyorlar bunları düşündürüyor böyle bir çerçeve çizip böyle bir tablo çizip fazla da uzatmadan Cem'e de sözü aktarayım sonra evet. yine devam edelim. Şimdi IMF ile ilgili tabii konuya IMF ile başladık. Çok da şu anda soru geliyor yayınımıza. Genelde şöyle bir yorum var izleyicilerimizden. Ya IMF ile hükümet anlaşamaz. Çünkü IMF bir ülkeye gelirse kendi düzeniyle gelir. Yani bir hükümet kolay kolay öyle işte kendi kafasına böyle ihale açıp da kendi kafasına göre de fiyatlarla da herhangi bir projeye falan giremez. IMF baştan aşağıya harcadığın paraya kadar denetler. Bu da mevcut hükümetin politikalarına uymaz şeklinde yorumlar var. Gördüm. Olabilir. Doğru. Zaten IMF ile anlaşıldı diye bir durum şu anda yok. Bu bir iddia. Biz iddiayı gündeme getirdik. Ama ee, hükümetin mevcut ekonomik sorunlarla beraber başka çaresinde kalmadığını zaten uzun zamandır size bahsediyoruz. İşte Dünya Bankası olsun, IMF olsun bir şekilde anlaşmalar olacak. Bakın şu anda ABD'li bir heyet ee, geldi ve Memeş Bişek'le iletişim halindeler. Niye geldiler? Ne konuşuluyor? Memeş Bişek kendi söyledi. Dünya Bankası ile anlaşma yaptık diye bir buçuk milyar dolarlık kredi aldık Dünya Bankası'ndan dedi. Bu krediler neyin karşılığında yapıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la görüşecek. ABD'ye çağrıldı. Çok ilginç. yani bunların hepsinin bir sonucu olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Tesadüf değil. Bunlardan bir tanesi de IMF olma ihtimali var diye de yorumlar yaptık. Ama dediğiniz doğru. IMF gelirse hakikaten düzen biraz bozulur. Öte yandan da tabii herkes merak ediyor. Lütfen siz de yazın yorumlarınızı. Mehmet Şimşek yeni ekonomi yönetimi nasıl müdahale edecek? Yani nasıl önlemler alacak? ...1 Nisan sonrası bizi ne bekliyor da sorusu da önemli. Evet Cem hem IMF konusu hem de 1 insan sonrası Mehmet Şimşek ne yapacak bize? <laughs> evet. Evet. Ee, şimdi güzel şekilde toparladın. Ee, IMF'yi bence kesinlikle şu andaki piyasadaki konjonktürden farklı şekilde değerlendirmemeliyiz. Yani Rusya ve Avrupa arasındaki bu gerginlikle bağlantılı değerlendirilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum... Sadece IMF değil, Dünya Bankası'ndan alınan 1,5 milyar dolar da buna dahildir. Çünkü daha önceden de mesela benzerini yaşadık. Ee, bölgede gerginlik oluştuğunda, yani Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik oluştuğunda Türkiye bundan bir avantaj elde etmişti. Hem Rusya ile hem de Ukrayna ile aynı anda hem iletişim kuran tek ülke olmuştu hem de ticaretini daha da fazla arttırma imkanı buldu. Yani o kadar enteresandır ki Bizim sattığımız İHA'larla e, Ukrayna ordusu Rusya'yı vurdu. Ama diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le arası bozulmadı. Yine görüşmelere e, devam etti. Hatta bütün dünyada petrolün e, varili 89-90 dolardan satılırken biz uzun bir süredir 32 dolardan petrol alıyoruz Rusya'dan. Yani Rusya hiç gıgını bile çıkartmıyor. Halbuki Ukrayna'ya yardım ettiğimiz halde yani bir yandan ara buluculuk yapıyoruz, bir yandan da e, ticaretimize devam ediyoruz. Şimdi bugün gelinen noktadaysa sanki bir yol ayrımı var gibi. Yani e, Ukrayna-Rusya savaşından biraz daha zor bir e, yol ayrımındayız. Ukrayna-Rusya savaşını Türkiye idare etti, ama önümüzdeki ay hem Amerika ile Biden'la ilk defa görüşecek Sayın Cumhurbaşkanı, hem de Putin'le bir görüşmesi var. Hatta e, Putin'le olan görüşmesine Beşer Esad'ın da e, geleceği söyleniyor. Şimdi burada evet yani buradan ne çıkar? Hep birlikte göreceğiz. E, Ukrayna'yı e, bugüne kadar hep Avrupa besledi. Ama artık Avrupa'nın besleyecek silahı da kalmadı. E, diğer taraftan Türkiye silah endüstrisinde her geçen gün daha da fazla üretimini arttırıyor. İnovasyon da oldukça iyi. Yani diğer sektörlere oranla çok daha iyi bir şekilde inove ediyor kendisini. E, silah endüstrisi. Eğer ee, Ukrayna'ya sadece siha İHA değil başka silahlar da verilirse bu sefer Rusya ile Türkiye'nin arası bozulacaktır. Ama şu an için koskoca Avrupa'da yani Türkiye'nin üretim kapasitesine sahip Fransa dahil buna tek bir ülke bile yok şu anda. Yani seri üretim anlamında söylüyorum bunu. Tabi Fransa'nın nükleer füzeleri vesaire bunlar var. Ama bütün Avrupa'da bir de asker yönünden de bir problem var. Ee, gençler askerlik yapmak istemiyor. İngiltere'de asker askerliğe çağırıyorlar gençleri. Profesyonel asker olmaya çağırıyorlar. Hatta geçen sene 74 bin tane İngiliz e, vatandaşı askerlik için başvuruyor. Başvuru aşamasında başvurusunu geri çekiyor. Bunun gerekçesi de şu. E, sıkıya gelemiyorlar. Yani sakal tıraşı olman gerekiyor. E, benim diyor sakalım var. Dövmen olmaması lazım orduda. E, benim diyor dövmem var. Böyle böyle bazen elenerek bazen de kendileri isteyerek bu başvurularını geri çekmişler. E şimdi İngiltere ordusuna baktığımızda 200 bin kişilik bir ordudan bahsediyoruz. Yani bu Rusya'nın karşısında çok küçük bir ordu. Fransa'da keza öyle. Almanya'nın, Polonya'nın neredeyse ordusu yok denecek kadar az. E peki şimdi NATO'nun kimin ordusu var? Türkiye'nin ordusu var. Ama bugüne kadar son 5-6 yıldır NATO ile aramızdaki ilişkiler ne durumdaydı? Neredeyse NATO'dan çıkmak üzereydik. Şimdi işte oyunun şeyi şekli şemali değişti. NATO Rusya ile mücadele edebilmek için Türkiye'yi yanına almak istiyor. Bunun için de elinden gelen her şeyi yapıyor. Yani dışarıdan baktığımız zaman IMF, Dünya Bankası, NATO, Amerika Birleşik Devletleri bunların her biri sanki birbirinden bağımsız kurumlarmış gibi düşünülüyor ama aslında bunların her biri Batı kulübüne bağlı olan birer organ. Yani hepsi Batı'nın, Batı'nın temsil ettiği değerlerin bir parçası dolayısıyla aslında hepsi aynı akla bağlı o yüzden yukarıdan o akıl bir talimat verdiğinde bugün Dünya Bankası da para gönderir IMF de kapılarını açar Avrupa Birliği de kapılarını açar yani pek çok şey olabilir şimdi büyük ihtimalle Türkiye de bunu bir avantaja çevirmeye çalışacak zaten hani Putin'in de açıklamalarına baktığımızda gerçekten savaşın çok yakın olduğunu görüyoruz hem de nükleer savaş... Ben yani bile... Şey diyorsun Cem, savaş eğer büyürse ki büyüme ihtimali var, şu anki bu ekonomik sorunları biraz daha öteleyebilir hükümet diyorsun Türkiye'de. Doğru mu anlıyorum? Evet, yani bu ekonomik sorunları Batı'nın yardımıyla eğer Batı ile anlaşırsa, Rusya'yı karşısına almayı göze alırsa, Batı'nın yardımlarıyla e, bu ekonomik problemler çözülebilir. Hatta her şeye karışan IMF belki de çok fazla bir şeye karışmadan da o paraları e, verebilir. Ama tabii bir de diğer taraftan Putin tarafı var işin. Şimdi enerjiden enerjiyle alakalı olarak neredeyse göbekten bağlıyız biz şu anda Rusya'ya. Doğal gazımızı çok büyük oranda Rusya'dan alıyoruz. Keza petrolümüzü hem çok büyük oranda 3'te 2 oranda Rusya'dan alıyoruz hem de e, çok ucuza alıyoruz. Yani dünya piyasasından çok daha uygun fiyata alıyoruz. Rusya batıya bütün bu petrol ve doğal gazı keserken Türkiye'ye kesmedi. Akkuyu nükleer santrali Ruslar tarafından yapılıyor. Sinop'taki santral başlamak üzere. E bunlar da zaten tamamlandığında enerji anlamında Rusya'ya bağlı olacağız ve bunu ikame edecek Batı'nın gücü de yok. Yani Batı bize bir şey sunamayacak, diyemeyecek. Bizim işte Fransa'da doğal gazımız var, gel onu al diyemeyecek. Zaten Avrupa'nın ee, hali harap doğal gaz açısından. Zaten onlar da Rusya'ya bağlı. Yani böyle bir bıçak sırtı bir Durumun içerisindeyiz. Bu seferki yani bir bilgisayar oyunu gibi bir önceki level'da Ukrayna Rusya vardı. Bir şekilde hallettik ama bu yeni level daha zor. Çünkü direkt olarak NATO ve Rusya karşı karşıya. Amerika biraz geride kalıyor. Ee, ama büyük ihtimalle de tabii Amerika açısından baktığımızda öbür tarafta Çin var. Yani bir nükleer bir savaş çıktığında Çin de buna dahil olabilir. Geçtiğimiz dünya savaşlarında Amerika hiçbir zaman savaşa direkt olarak dahil olmadı. Yani Amerika her zaman hep savaşın sonlarında dahil oldu. O yüzden en karlı çıkan da hep Amerika oldu. Yani Almanya, Rusya, İngiltere hepsi birbirini yerken Amerika savaşmıyordu. Sonlara doğru Japonlarla savaştı. E Japonların da gücü zaten yetmedi. Sonra Amerika geldi. Birinci Dünya Savaşı keza yani ittifak ve itilaf devletlerini biliyoruz. İçinde Amerika yok. Avrupa birbirini yedi. Osmanlı da içindeydi. Amerika sonradan geldi. Her Dünya Savaşı'nda Amerika gücünü hep ee, başlangıçta geride kalarak korumayı başardı. Şimdi buna benzer bir plan da yapıyor olabilir. Hmm. Yani vaziyet o ki dünya savaşı başlamak üzere ama yine Amerika bir piyon kullanma e, derdinde. Burada da bölgede işte en kuvvetli bir de savaşmaya hazır bir ordu var. Demir komuta zinciri sağlam. E, Türkiye e, Türkiye'yi bu şekilde yani ekonomiyle e, dizginleyerek e, istediklerini askeri anlamda yaptırmak isteyecektir. Yani bir şey söyleyeyim mi? Bir kere bir ufaktan bir, bir araya gideceğim. bu yorumu biraz beni yani ya, sevgi seyirciler gerçekten hani, tam bu konuları böyle konuşuyoruz ama ee, ya gerçekten içim kan alıyor. Bakın ya bu konular kolay değil yani kimpekten sohbet sizlere bilgi vermek mesleğimiz gereği e, normal ama yani şu IMF konuları konuşulunca dünya bankasından borç aldığımızı kredi aldığımızı söyleyince memeşim şey. Ülkenin içinde bulunduğu durum hayat pahalılığı enflasyon yani. Ben yani o kadar üzücü ki, o kadar üzülüyorum ki. Bir de üzerine şu an Cem'in yorumu, yani böyle biraz tüylerim diken diken oldu. sizle paylaşacağım bu hissiyatımı. Yani Cem aslında şunu diyor, aynen e, Kore'de olduğu gibi aslında. Durum kötü. Mehmetçik göreve. Anladınız mı? Anladınız mı yani Dur, ne kadar üzücü yani? Evet, abi, Bak, bu sefer Kore'ye gidecek. Gel bu sefer, yani sefer Kore'ye gitmeyecek. Daha da beter bu aslında. O başka daha da beter yani. Yani şu toplumun şu insanların şu ülkenin çektiği nedir arkadaşım ya gerçekten ya hepimiz aynıya bakacağız sorun bizde de toplumda da toplumda da sorun var tercihlerimiz sorunlu iktidarı muhalefeti fark etmez hepsi hepsine yazıklar olsun gerçekten ya yani nasıl bir duruma düştük ne oluyor böyle bir ülke böyle bir böyle bir coğrafi e, konumdaki bir ülke ya, bilmiyorum yani tamam belki bu yorumlarda kolay gelebilir ama gerçekten yani bir sorun, bir yolsuzluk, bir pislik olmazsa bu hale gelmez bu ülke ya. İmkansız ya. Gerçekten ya. Yani birileri satıyor ama. Yani, hani, yani şu bile istiyor? olabilir. Şimdi Çin de bugüne kadar aslında Amerika'nın benzeri şekilde hep sinsice hareket etti. Yani Çin'in doğru düzgün bir meydan savaşı bile tarihinde yok. Sadece kendi aralarında hanların savaşları olmuş ama dışarıya karşı büyük bir savaşları yok. Yani dünya savaşı başlıyor diye milleti gaza getirip Rusya ile Avrupa'yı birbirine bile kırdırabilir Amerika ve Çin. Yani Amerika Çin arasındaki savaş hiçbir zaman başlamayabilir. Böyle bir ihtimal de var. Türkiye'nin burada çok iyi pozisyon alması lazım. Şimdi gelelim seçim sonrası ne olacak? Yani içeriye dönelim tekrardan. Tabii dışarıda bütün bunlar olurken içeride de çok sıkı önlemler alınması gerekiyor. Evet yani senin dediğin gibi IMF belki de çoktan geldi. ve Çünkü zaten IMF'nin uygulaması gereken tedbirlere benzer tedbirler şu anda alınıyor. IMF gelse de gelmese de bu tedbirlerin zaten alınması gerekiyordu. Büyük ihtimalle yani para piyasalarından ziyade maliye noktasında önlemler alınacak gibi görünüyor. Yani yeni vergiler gelebilir. Onun dışında akaryakıt zamları mesela bu konuda hükümetin yani sonsuz yetkisi var istediği kadar zam yapabilir. Hatta aldığım duyuma göre akaryakıt firmaları 3 haneli rakamlara hazırlanıyor. Hatırlıyor musunuz? Eskiden bir haneliydi. Yani benzin ne kadardı? 7 ,95 lira 95 kuruştu. Dolayısıyla o akaryakıt firmalarında, benzin istasyonlarında bir hane yanında virgül, yanında iki hane olurdu. Sonra iki haneye çıkınca bu sefer affalladılar. Ne yapacaklarını bilemediler. Yanına yazıyla falan yazdılar bir süre. Sonra o tabelalar değişti. Fiyat tabelaları. Şimdi de aldığım duyuma göre 3 haneli fiyat tabelalarına hazırlık var. Bu ne anlama geliyor? Yani 100 liraların üzerinde benzin ve mazot fiyatlarına hazır olalım anlamına geliyor. Fakat burada dikkat etmemiz lazım. Enflasyon homojen olmayacak önümüzdeki yıl. Yani bazı ürünlerde fiyatlar son derece artarken bazı ürünlerde o kadar da artmayacak. Enflasyonun altında kalacak. Nasıl? Mesela gıda fiyatları, et, süt, yumurta ve türevleri zaten artıyor. Daha da fazla önümüzdeki yılda artmaya devam edecek. E, akaryakıt fiyatları önümüzdeki yılda artmaya devam edecek. Motorlu taşıtlar vergisi, ÖTV gibi vergiler önümüzdeki yıllar, yılda artmaya yani şey oran olarak artmaya devam edecek. Benim beklentim bu. Ama diğer taraftan mesela konut fiyatları enflasyon oranının altında kalacak. Hatta ve hatta vadeli mevduat faiz oranlarının bile altında kalacak. Bir de bakın yani yine bankalar kaybetmiyor yine kazanıyorlar. Şimdi yüzde %60'a varan e, vadeli mevduat e, faiz oranları var ama diğer taraftan e, bakıyoruz kredi faiz oranları yüzde seksenlerde arada tam 20 puan fark var yani vatandaştan yüzde altmışla topladığını yüzde seksenle banka kredi olarak veriyor yani yüzde altmış beşle yüzde yetmişle bile değil tam yüzde seksenle bankalar hiç terse düşmüyor yani ekonomik kriz bile olsa bir bankacılık krizi olmadığı sürece onlar yine karlarını arttırmaya devam edecek. Seçim sonrasında IMF gelirse eğer ya da IMF demeyelim sıcak para gelir mi? Evet seçim sonrasında sıcak para gelebilir. Niye? Çünkü hep benim aldığım duyumlar şu yönde. Yabancı seçim sonrasını bekliyor. Yabancı yatırımcı önünü görmek istiyor. E tamam bu pazar seçim var. Seçimden sonra yabancı yatırımcı e artık önünü gördü. Herkes işte belediye başkanları belli oldu. Eğer sıcak para gelirse borsaya kısa süreli bir e, atılım yapma imkanı verebilir bu çünkü şu anda Türk borsası Pakistan'dan sonra dünyanın en ucuz borsası bizim borsalarımızdaki borsamızdaki hisse senetlerinin fiyatı 1-2 dolar ve bunlar büyük firmalar yani koç Holding gibi e, TÜPRAŞ gibi yani büyük ve uluslararası firmalar bunlar kar da ediyor bu firmalar yani yabancı yatırımcı zaten bunu görüyor şu anda bizim fiyatlarımız üçte bir fiyatında e, zaten rekorumuzun da borsa rekorunun yarısındayız şu anda. E, yani borsada bir miktar bir artış olabilir. Bir de şundan dolayı da olabilir. Seçim sonralarında genelde borsalarda artış oluyor. Ama şunu da e, dipnot olarak düşelim. E, faiz artışları devam edecek gibi görünüyor. E, bu borsa açısından önünde bir tehlikedir. Dolayısıyla bu artışları çok uzun bir süre yaşamayabilir borsa. E, böyle bir yani faiz artışı riski borsanın karşısında duruyor. Ama e, şu fiyatlardan borsaya girilebilir mi sanki girilebilir gibi yani sepette inandığımız güvendiğimiz hisseleri tutabiliriz e, diye düşünüyorum e, dövizde de valla bugün insanlar gördüğünüzü bilmiyorum ben birkaç e, döviz bürosunun önünden geçtim İnsanlar kuyruğa girmişlerdi döviz bürolarının önünde bugün günlerden cuma yarın da açık olacak döviz büroları akşama kadar e, hala insanlar döviz toplamaya devam ediyor ama şu konuda da uyarayım yani o beklediğimiz avantajı yakalayamayabiliriz döviz şey sonrası seçim sonrası. Hani yakalarsak ne mutlu döviz alan için ama yakalanmazsa da şaşırmayın. Çünkü yani bütün yapılan açıklamalar tam tersi istikamette güçlü Türk lirası ile devam edeceğiz deniliyor. Hani şu anlamda söylüyorum 45-50'leri ben beklemiyorum kesinlikle ama belki işte bir 2-3 lira gibi bir artış olabilir. E bu da zaten bankaların verdiği vadeli mevduat faiz oranının bir ayına denk geliyor. E şimdi ben bir haftada 2-3 lira dolarda artış göreceksem o zaman paramı niye bir ay bankalı bir ay vadeli bankaya yatırayım? E o yüzden herkes şu anda herhalde seçim sonrasını bekliyor. Bir de evet. sürprizlere hazır olun. E nasıl hazır olun sürprizlere? Yani seçim sonrasında dolarla ilgili yeni önlemler gelebilir çünkü hakikaten rezervlerde dolar yok. Dolar nerede? Müşteri de. Daha ee, kaçtı. Daha kaçtı. Yani vatandaş da yastık altında. Dolayısıyla o yastık altındaki doları çekmek için bir takım böyle enteresan yeni vergiler e, gelirse şaşırmayın. Şimdi, evet. Bir, evet. Tepeyim, evet. bundan 6 ay öncesine gidip son 6 aylık TÜİK enflasyonunu %37'yi eee ...o günün kuruna uyguladığınız zaman bile... ...bak TÜİK enflasyonunu bile diyorum... ya ...enak bunun çok üzerinde de... ...orada bile 38 liralara falan... E, ...tekabül eden bir rakam çıkıyor... ...karşımıza... ...ama ben onun... E, ...TÜİK üzerinden değil de daha gerçekçi bir enflasyon üzerinden... ...bir fiyatlama yapma ihtimalinin... ...daha yüksek olduğunu görüyorum ve seçimden... ...sonra yabancıların... ...burada borsaya girip girmemeyle ilgili... ...karar vermeyi bekliyor olmalarının... ...sebebi şu... ...seçimden sonra buradaki kur döviz dengesini bulacak mı? Yani çünkü bu genel seçimlerden farklı yani bu belediye seçimi Türkiye'nin ekonomi politik politikalarıyla ilgili yeni bir yön tayin edecek bir yani bir seçim değil bir belediye seçimi olduğu için şunu biliyor yabancı. Ben buraya girdiğim zaman şu anda düşük evet borsa ucuz bu fiyattan alırsam ama kurda bir devalüasyon yaşandığı zaman ben döviz getirmişim Bozdurmuşum, e, bir kurda fark oldu. Ben daha para e, kazanmaya başlamadan oradan kayba uğrayacağım. Düşsün, daha da düşsün, daha da düşsün, dipten alayım, en dipten alayım kafasında. Şu anda yabancı. Bir de bankacılık e, sistemiyle ilgili bir sıkıntı olursa diye bir şey geçti. Cem sen öyle söyledin. Onunla ilgili de bir haber var bugün e, gelen bir haber. Çin'den gelen önemli bir haber. Onu da e, söyleyeyim. Şimdi. Çin'de büyük bir emlak krizi yaşanıyor yani çok devasa bir kriz bu aslında. Oradaki emlak geliştirici şirketlerin ki bunlar hem inşaat işleri yapıyorlar hem de finansman sağlayarak Çin'in gölge bankacılığı da deniyor bunlara. Bunların temerrüde düşen ödemeleriyle ilgili 2023 rakamları yayınlandı. Bunun üzerinden o sektörde ne kadar temerrüt olduğuna dair bir rapor üzerinden bir rakam geldi. O da ne kadar biliyor musunuz? 155 milyar dolar bu emlak geliştiricilerinin e, bankalara ödemeleri temelde düşmüş. Yani bak ödeyemedikleri yani ödeme yapamadıkları kısım 155 milyar dolar bu devasa bir şey tamam mı? Yani şu an hatta dünya medyası da bununla ilgili finans medyası da bayağı bomba gibi bir haber aslında bu düştü. olmuş? Çin miydi? Çin. Çin, Çin. Çin Çin. Çin'de Çin'deki emlak geliştiriciler ve Pekin hükümeti bankalara Çin'deki bankalara çağrı yapıyor. Diyor ki bu şirketleri ama temiz olanlarını yani böyle işte Evergrande idi ondan sonra bu e, neydi o işte Paradise bilmem ne o batık şirketler var onlar değil de bunlar içerisinde daha böyle white paper e, diyor böyle beyaz sayfa olanlara diyor. Elinizi taşın altına koyun diyor. Bunları diyor destekleyin ki sektör ayakta kalabilsin. Çünkü Çin'in ekonomisinin bakın üçte biri, bak koskoca devasa bir Çin ekonomisi, onun üçte biri ni oluşturan kısmı o GDP'sindeki yani Çin'in ekonomik büyüklüğünün üçte biri emlak sektöründen geliyor. Yani bu Çin ekonomisi dolayısıyla da dünya ekonomisi üzerinde ne kadar yıkıcı, tarif edici bir durumu var. Ee, onu araya kayıt olarak düşeyim dedim. Ee, i̇yi yaptın abi. Şimdi. Bir konuyu daha eklemek istiyorum bu IMF ile ilgili. Yani Ahmet Davutoğlu'nun verdiği röportajda çünkü Ahmet Davutoğlu AK Parti'nin de içinden çıkmış bir kişi olduğu için bir cümle daha kurdu. Dedi ki verdiği röportajda Hakan filan dedi benim mesai arkadaşım dedi. Farkındaysanız dedi niye dedi, Gazze ile ilgili çok sert açıklamalar yapamıyorlar dedi ya da işte İsrail'i kınayamıyorlar dedi. İşte hatta daha da ileri gittik ticareti engelleyemiyorlar diye de ekledi. Bu gaz e, İsrail ile ilgili ticareti de engelleyememelerinin sebebinin altında IMF ile anlaşma yatıyor. Gene diye de belirtti. Onun da altını çizeyim bana ilginç geldi çünkü gerçekten e, hiçbir şey olmuyor İsrail ile ilgili. Bunun da altında yine bir işte e, küresel bir işte para fonu e, kurumunun anlaşma olduğunu iddia etti. Burası da ilginç. Bunu da haber değil anlamda söyleyeyim dedim. Ayrıca tabii hani herkes yani, bir taraftan da merak ediyoruz şimdi hani. Yerel seçime ne olacak şeklinde. bugün Hakan Barakçı vardır. Bilirsiniz Sonar'ın Sonar şirket şirketinin sahibi. Genelde yaptığı tahminler tutuyor. Daha çok başarılı oluyor ve bugün de herkes onu bekliyordu. Ne olacak diye? Acaba nasıl bir anket açıklayacak diye? Hani bu haberi de bir vereyim size. Görün. Hatta lütfen siz de yorum yorum yapın. ankette İstanbul tabii en fazla merak edilen il. İmamoğlu 47,3 Murat Kurum 40,7. Arada evet 6,90 yani 7 diyelim ortalama. 7 %7 fark var. Ya yani bu aslında AK Parti için bir ciddi bir e, tarihi hatta bir gerilgi e, gibi gözüküyor eğer sonuç böyle olursa. Bilmiyorum katılıyor musunuz sevgili seyirciler? Siz de e, yorumunuzu yapın. Bu beklenen bir anketti. Bu arada ilginç bir şey daha var. Dışarıdan yani işte BBC e, gibi kurumlar ya da The Economist bakın çok ilginç The Economist bunlar da yani küreselci, küresel kurumlarda e, kurumlarda Murat Kurum'un yanındalar. Yani Murat Kurum'un kazanacağı'nı söylüyorlar. O da ilginç. Hani her ne kadar son dönemde ey Avrupa, ey dünya, işte ı, dış güçlere karşıyız ben desek de e, dış güçlerin tam tersi Murat Kurum'u deseklerini şu anda görüyorum. O da ilginç. Sebebi ne acaba? Onun hayatını... sebebiyi söyleyeyim mi? Murat Söyler. Kurum'un e, çevre ve şehircilik bakanlığı döneminde bakanlığın bir ...transformasyon geçirdiğini hatırlıyor muyuz? İsmi değişti, adı da değişti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu. Buradaki küresel politikaları uygulamayla ilgili... ...etkin bir rolü vardı. Ve en son, işte bunun meyvelerinden en sonuncusu... ...kentsel dönüşüm yasasına baktığımızda... ...tam olarak küreselci ajandanın bir ayağı olarak karşımızda duruyor. Ve iktidardaki partinin bir üyesi ve bunları uyum içerisinde hem belediye boyutuyla hem de e, hükümet boyutuyla, iktidar boyutuyla bunların daha e, uyumlu, paralel gideceğini, daha sorunsuz çalışacağını düşündüğü için küresel e, anlayış bu küreselci medyada da karşımıza çıkıyor. O yüzden böyle bir tavır aldıklarını çok net e, en azından öyle yorumluyorum ben. Şimdi diyeceksiniz ki yani Ekrem İmamoğlu nın yaklaşımları küreselcilere uymuyor mu hizmet etmiyor mu hayır ediyor hem de çok ediyor ama ikisi arasında bir tercih yapacaksa küreselciler Murat Kurum arasında yapması daha makuldür ve onu yapmışlar yani, yani şu anda onu söylüyorlar ve belli ki bu sonuçlara göre yani sen de bir tane yani en son şeyi ortaya koydun en çok tahminleri tutan anketlerden bir tanesi bu girişte söylediğim yani en objektif daha da objektif olamaz yapay zeka. O da söylüyor. Yani bu şeyi biraz belli yani sonucu. İstanbul boyutu. Ankara'da zaten Mansur Yavaş'ın tekrar ezici bir şeyle yani İstanbul'dan çok daha büyük bir farklı orada belediye başkanlığına devam edeceği. Dolayısıyla ee, büyük şehirlerde diyelim. Ee, halkın AK Parti iktidarını artık bir tavrı olarak bir sonuç ortaya çıkacak ve bak 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'de AKP iktidarının meşruiyeti tartışmaya açılacaktır bence. İnsanlar diyecekler ki ya bak işte yani bu da bir seçim bir şey gösteriyor. Yani aradaki böyle bir farkla, ezici farklarla ortaya çıktığı zaman bu sonuçlar ve bu 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 tartışılacak. Yani hatta önümüzdeki dönemde tekrar söylüyorum erken seçim çağrıları bile yapılabilir Hatta bunu direkt devlet bahçeli bile yapabilir bak çok enteresan şeyler olacağını düşünüyorum ben 1 Nisan'dan itibaren o devamındaki süreçte inanılmaz böyle şaşırtıcı şeylerle karşılaşacağız Mesela bu yeni anayasa kimle konuşsan mesela bak hangi sektörle ben mesela kripto e, borsalarıyla görüşüyorum Diyorum ki düzenlemeler diyorum. Regülasyonları ne zaman bekliyorsunuz? Seçimden hemen sonra diyor. Herkesin şeyi bek belli yani. Hep seçimden sonra. Bütün her şey ertelenmiş. Seçim sonrasına ertelenmiş. İşte vergiler, yeni vergi düzenlemeleri ondan sonra e, alınacak kararlar varsa kısıtlamalar hepsi böyle bir şeye bekletiliyor. Ve bunların ardından tabii o sıkışmışlık ortamında çok şey tartışılacak Türkiye'de. Çok şey sorgulanır hale gelecek. Anayasa boyutuyla bu iş çok e, büyük tartışmalı bir ortama zemini hazırlayacak. O yüzden sürprizlere hazır olun. Evet gerçekten Devlet Bahçeli konusu önemli. Ee, Devlet Bey nerede? İlginç. Yani genelde mitinglere katılırdı. İstanbul'daki mitingde katılmadı. En son bir bırakamazsın diye böyle bir bağırarak Erdoğan'a seslendi. Ama, Hatta ondan e, şunu e, söylemişti Ferit, onu da hatırlatayım biz emeklilere ne gerekiyorsa yapılması yap, yap, yapılması lazım. Yani bu da neyi Erdoğan'ın yani zam işte bütçemiz yeterli değil demesinin üstüne bu da diyor ki yani vermemiz gerekiyor falan böyle bir şey bir çatışma bir karşıtlık oluşuyor. Hani evet. Onlar da Tabii var. burada ya yani şöyle bir anket firmasının merak edildiği için ekrana verdim. Açıkçası yani anketlere ne kadar güvenebiliriz? bilmiyorum ya da anket şirketlerinin sahipleriyle siyasi partilerin genel başkanları arasındaki ilişkinin ne olduğunu e, sorgulayabiliriz e, sonuçta bunlar şirket ama e, görevleri icabı tarafsız bir şekilde yapmaları gerekiyor a, şeyi anketlerini ama e, evet gerçekten de bu sonar son dönemde e, tutturum tutturuyordu ben burada açıkçası en merak ettiğim konu Dem Parti'ydi. Yani Dem Parti'nin ayrı aday göstermesiyle beraber acaba nasıl etkileyecek Ekrem İmamoğlu'nun oyları? Yani ittifaksız i̇ttifaksız girmesiyle ilgiliydi. Ama son anketine göre gördüğünüz gibi yüzde %47 yani fark atmış durumda. Demek ki çok da Dem Parti etkilemiyor Ekrem İmamoğlu'nu bu ankete göre. Ama anketlere ne kadar güvenebiliriz bilmiyorum. Cem senin fikrin ne? AK Parti'ye yakın olan araştırma şirketlerinde dahi İmamoğlu önde çıkıyor. Hatta bunu da şöyle açıklıyorlar. CHP seçmeni rehavete kapılıp oy vermeye gitmesin diye böyle gösteriyor diyorlar ama sonuçta baktığımızda yani nasıl açıklanırsa açıklansın neredeyse bütün e, anket firmalarında İmamoğlu en az 1-2 puan önde en az. Tabii ki bir standart sapma var ama sonuçta baktığımızda bir de İmamoğlu'nun şöyle bir özelliği var. Yani CHP'nin genelinin aksine İstanbul'daki sandıkları tamamen sahip çıkabiliyor. Yani yerel seçimler Genel seçimler gibi olmuyor. Genel seçimlerde ücrada bir köyde bir muhtar sandığı alıyor nereye götürüyor belli değil. Ama İstanbul gibi büyük bir şehirde öyle bir köy zaten yok. Yani her an iletişimin trafiğin açık olduğu ve her yere bütün sandıkları gözlemci koyabileceğiniz bir ortam söz konusu. Dolayısıyla oy çalınma riski de yok. Yani Kimse açısından böyle bir risk yok. Bir de tabii senin de dediğin gibi burada aslında çok enteresan bir tablo var. Dem Parti'nin %2.9'da kalması. 2.9 galiba değil mi? Evet, ee, evet, evet. Ee, 2.9'da kalması. Bu da ilk defa aslında e, Dem Parti seçmeninin e, kendi partisinin sözünü pek de dinlemediğini e, bize gösteriyor. Çünkü yani Dem Parti'nin e, seçime bir aday sokmasının tek bir e, şeyi var, cevabı var. O da bu kesinlikle CHP için bir dezavantaj AK Parti için de büyük bir avantaj teşkil etmesi gerekiyor teknik olarak. Ama uygulamada baktığımızda bu e, teşkil olan avantajın yeniden Refah Partisi tarafından sıfırlandığını görüyoruz. Çünkü potansiyel bir e, AK Parti'ye oy vermesi beklenen seçmen grubunun yeniden Refah Partisi'ne geçme durumu söz konusu. E, %3.1'di galiba tabloyu kaldırdın. E, diğer taraftan Zafer Partisi var. Zafer Partisi de yüzde üçlük bir oy oranı içerisinde ki ben hala mesela Zafer Partisinin bunun gerçek oy oranı olduğunu düşünmüyorum çünkü Zafer Partisinde tabi her partiden geçişler var ama büyük ölçüde e, CHP'den de geçişler var yani kendisini Atatürkçü olarak tanımlayıp e, Zafer Partisine oy vermek isteyen bir kitle var e, bu kitlenin de hadi bu sefer de yine birlik olalım Ak Parti kazanmasın diyerek önemli bir kısmının Yine Ekrem İmamoğlu'na oy verdiğini düşünüyorum. Yani Zafer Partisi'nin oy oranının bu yüzde %3'ün aslında gerçekte normalde daha üzerinde olduğunu düşünüyorum. Ayrıca ek olarak Yeniden Refah Partisi ve Zafer Partisini de Türkiye çapında merak ediyorum. Hani kazanabilecekleri ilçeler olduğunu düşünüyorum ki Yeniden Refah Partisi'nin birkaç tane var galiba anketlerde çıkmış. E, Zafer Partisi'nde de birkaç tane il, il olmasa bile ilçe olabilir. İyi partinin çöküşüne şahit oluyoruz burada. Yüzde iki yani bundan bir seçim önce yüzde onlarda oy alan bir parti şu anda yüzde iki nokta gerçekten büyük bir çöküşün içerisinde. Tabi bu bir anket ama bu anketten de çok farklı bir sonuç çıkacağını sanmıyorum pazar günü. Pazar günü konuşuruz zaten. Bir de bir şey var haberiniz var mı bilmiyorum. YSK bir karar aldı çok ilginç bir karar. Daha evet çok ilginç. De... Çok ilginç daha önceki seçimlerde bildiğim kadarıyla hiç böyle bir şey yok yani ilk defa oluyor. Eğer yanılıyorsam da e, düzeltin e, izleyicilerimize yorumlara yazsınlar. Şimdi 31 Mart seçim tarihi ya. Eğer seçimler yenilenirse o da 2 Haziran. Bir bir tarih daha koyuyor yedek seçim. Yani evet. Niye böyle bir karar alıyor? Onu, onu da bilmiyorum yani sizin ne fikriniz, yorumunuz var mı? Ya Vallahi... bu alındı mı o karar bilmiyorum da. Ee, alındı, bir alındı. alındı. Alındı, alındı. Ee, eğer eğer seçim iptal olursa seçimin yenilenme tarihi 2 Haziran Pazar günü yapılmasına karar verildi. Evet. Yok, önceki ya... seçimlerde böyle karar alınıyor muydu? Önceki seçimlerde. Ona, Yok, e, bildiğim kadarıyla de. alınmıyordu ama yanılıyorsam da izleyicilerimiz yazsın yani doğrusu ama ben bildiğim kadarıyla böyle bir şey yoktu. İlginç bir karar yani bu. Bir de şimdi yani. Tabii Sonar İstanbul'a bakmış ama Türkiye çapında AK Parti ilk defa yüzde %30'un altında oy alabilir toplamda. Yeniden Refah Partisi'nin de katkılarıyla yüzde otuzun altına düşecek gibi görünüyor AK Parti. Ama bu seçim baskısını pek yani o topa gireceğini sanmıyorum iktidarın. 2028'e kadar bırakmazlar diye düşünüyorum. Yani ne kadar baskı olursa olsun hiçbir şekilde bırakmayacaklardır. Çünkü bıraktıkları anda açılacak bir sürü dava var. Bir sürü sıkıntılar, problemler var. Ee, i̇ntikam almayı bekleyen çok fazla kişi var. Çok mağdur da var. Her alanda. Ee, dolayısıyla 2028'e kadar ne kadar baskı olursa olsun devam edecekler bence. Ama tabii yani yorumlarınızdan şunu anlıyorum ki ben de katılıyorum. Ee, bilmiyorum izleyicilerimiz de katılıyor mu bize ama bu 1 Nisan'dan sonra yani 2028'e kadar diyelim daha doğrusu çok ilginç bir süreç başlıyor diyebiliriz. yani Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi söyledi zaten biliyorsunuz. artık bırakıyoruz diye. Yani artık büyük bir ihtimalle hani yeni siyasi partiler, kapanan siyasi partiler, sonra yeni ittifaklar ve yeni bir siyasi konjonktür yani öyle gözüküyor büyük bir ihtimalle ve artık hani bir devrin sonu gibi düşünebilirsiniz yani, yani Erdoğan anlamında şahıs anlamında öyle ama tabii onun geleneği ve partisi illaki e, ya da yerine gelecek kişi e, devam ettirecektir ama kendi şahsı anlamında e, artık e, bu iş sona geldi e, gibi gözüküyor bitiyor Hatta e, yani, bazı devri... Hı -hı. Evet, abi. söylentiler var Ferit e, o söylentilere göre de tabii bilemeyiz iddiadır 2025 yılında Erdoğan'ın sağlık gerekçelerini sebep göstererek sağlık sorunlarını e, görevi bırakacağı ne dair bir takım şeyler var söylentiler. Tabii tabii. Zaten ağır hastalığı ve ağır ilaçlar aldığını artık yani kamuoyunda biliyoruz. Bunları da e, işte, zaman zaman konuşuyoruz. E, bu süreçte işte de e, artık çekilecek gibi e, gözüküyor ama bakalım belli olmaz hırslı bir siyasetçi. Eee de seviyor da bu işi ve ona bağlı birçok faktör var ülkede biliyorsunuz yani biraz normal bir şartlarda var. olmaz normal şartlarda eğer anlaşmışsa perde arkasında birileriyle iktidarları sonrasında e, bu işlerin yüce divana gitmeyeceği yargılanmama sözleri bu tarzdan bir anlaşmalar yapıldıysa bu senaryo gerçekçi olur bu iddialar gerçekçi bakarım onu da bilmiyoruz tabii Evet. Şimdi şöyle yapalım gördüğüm soruları ya siyaset genelde çok konuşmayız biliyorsunuz biz e, Hamza Yardımcı olacağım özerk ile ve piyasa konuşuruz işte ekonomi konuşuruz. E, ama tabii gündem olduğu için de yorumlarımızı yaptık bu yerel yerel seçimle ilgili. E, pazar günü e, bir yayın açacağız. Tabii öyle uzun soluklu yayın olacağı için işte her zaman e, işte Hamza Cem ya da diğer Lanka e, TV'deki gördüğünüz konuklara hemen bütün e, zaman boyunca olmayabilirler. Fakat e, bir yayın açacağız. E, işte, ge gelecekler, gidecekler falan derken Böyle uzun soluklu bir yayın olacak. Pazar günü de hepiniz tabii bekliyoruz yayınımıza, seçim yayınımıza. Onun da bilgisini verelim. Peki son kapatırken yani şöyle bir konuya girelim. Biliyorum bu gümüş altınla ilgili de merak ediyorsunuz ama bir de nasıl önlem alacağız? Yani vatandaş ne yapacak? 1 Nisan'dan sonraki süreçte. Yani kardeşim diyorsunuz ya sorun sorunlar var diye diye. Peki ne bileyim mesela mutfak konusunda hani biraz konuyu basite indir, indirin diyenler var. Yani işte piyasaların dışında diyen nasıl gıda temin edeceğiz, nasıl e, e, mutfağımıza bakacağız, e, nasıl hayatta kalacağız e, diyenler var. E, bu konularla ilgili de hani Cem sana da bir pas atayım. hani e, sen mutfak konusunu iyi bilirsin diye değil e, ama <laughs> e, bu, konu, bu konuda e, şey, piyasayı bilirsin yani evet. Sonra gümüş altın konuşacağız, evet. gümüş altın söyleriz. E, şimdi Geçen sene biz ne diyorduk? Enflasyona yatırım yapmaktan bahsediyorduk değil mi? Enflasyona yatırım yapmak neydi? Peki hatta düşük faizle kredi çekip e, enflasyonun yüksek olduğu ürünleri satın almak. Mesela ev satın almak gibi. Bu tür durumlarda herkes kar etti zaten. Düşük krediyle zengin olan insanlar bile oldu. Yani kim ne kadar kredi çekebiliyorsa çekti. E, kredi kartından taksitli nakit avanslar çekildi. En kötüsü yani kredi kartıyla taksitli nakit avans çekip Yasaktı Tabii ki bu ama altın falan alanlar oldu şimdi ee, Peki şu anda bu sene ne yapmamız lazım bu sene durum tam tersi niye Çünkü artık faiz düşük değil faiz yüksek o zaman tam tersi yönde yatırım yapmamız lazım o zaman ne yapacağız evde inek besleyeceğiz Çünkü et fiyatlarının enflasyonu en yüksek enflasyon olacak e, şaka bir yana Tabii bunu yapmamız mümkün değil Çiftçiler de zaten kızarlar böyle söylersek. Çünkü derler ki yem fiyatları aldı başını gidiyor. İnek beslemenin de bir maliyeti var. Yani et stoğu yapabiliyorsanız yapın. E, süt ürünleri stokları yapabiliyorsanız yapın. E, peynirler mesela 3-4 ay son kullanma tarihi oluyor. Eti derin dondurucuya atabiliyorsunuz. Özellikle kavurma uzun süre buzdolabında bekletebilirsiniz. Ama tabi bu 2-3 yıl durmaz et. Yani e, bal gibi bir şey değil. E, ama en azından bir 6-7 ay önden alışverişinizi yapabilirsiniz. Çünkü görünen o ki bu zamlar et, süt, yumurta gibi ürünlere gelmeye devam edecek. Seçimden sonra daha da hızlanarak gelecek bu. Yani mutfakla ilgili bu önlemler alınabilir. Şu an için ayçiçek yağında bir sıkıntı görünmüyor ama belli olmaz. Yine yani sürekli kullandığımız ve uzun süre bekleyebilen ne alabiliyorsak alalım. E, kara geçmiş oluruz. Mutfak için benim tavsiyem bu. Altın-gümüş konusuna gelince, gümüş de bu aralar yükseldi, altın da yükseldi. Bu Putin'in savaş çığırtkanlığı devam ettiği sürece, Avrupa ve Rusya arasındaki gerginlik devam ettiği sürece altın yükselecek. Bir de Amerika'dan gelen veriler de şu anda iyi görünüyor. Yani Amerika e, Haziran ayında bir e, faiz azaltımına gidebilir. Bu noktada da yine altın yükselir. 2500 dolarlara kadar altının 10'su e, gelebilir. E, vatandaş döviz bürosunda kuyruk oluyor ama onun yerine hani e, döviz yerine altın alınsa e, bu sanki bir tık daha iyi olur diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Tabi bunları söylerken dikkat etmek lazım. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama benim görüşüm bu yönde. Altının yani bu sene önü açık. Bitcoin'in de bu sene önü açık. Yani bu tür yatırım araçlarının önü açık ama konutun hala e, önü açık değil. Şu anda peki konut alma zamanı mıdır? E, eğer ihtiyacımız varsa kesinlikle alma zamanıdır. Çünkü fiyatlar enflasyonun altında kaldı. Yani yarın öbür gün mesela bir kredi kampanyası olsa, enflasyon düzelse şöyle güzel bir e, 0.99'da 0.99'la bir e, faizle kredi kampanyası olsa bugünkü konut fiyatları bir anda %50 ama az... abi 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 bak burası çok kritik ama Olabilir mi? Yani artık kredi olmayacak diyorlar ya. Yani. Ha, Sen hani şimdi ona geleceğim. Şimdi ha. ona geleceğim. O yüzden dedim, eğer konut ihtiyacınız varsa alın. Ama yok eğer konut ihtiyacınız yoksa o günlerin gelmesine daha var. Yani şu anda bir yüksek faiz dönemine girdik. Evet, enflasyonun altında olabilir faiz oranı. Ama faiz oranı homojen değil. Dolayısıyla bankanın verdiği faiz oranı konuta yansıyacak olan enflasyondan şu anda bile daha yüksek. Önümüzdeki aylarda birkaç puan daha bu artabilir. Yüzde 65, yüzde 70'lere dayanan bir faiz olabilir. O zaman ee, kalkıp da yani adamın şimdi 3 milyon lirası var. Benim 3 milyonum olsa vadeli hesaba yatırırım. Beklerim yani. Ha ne zamana kadar beklerim? faizin düşeceğine dair ilk sinyalleri aldığımda o zaman konut alırım. Ha bu ne zaman olur? Bu sene olmaz. Ben bu sene beklemiyorum. Önümüzdeki seneden itibaren olabilir ama ben şahsen yani bir, bir iki yıl böyle bir beklenti içerisinde değilim. Yani o parayı daha farklı şekilde, daha farklı yatırımlarda e, değerlendirebilirim. E altın böyle, konut da böyle. E, ne kaldı? Bitcoin de söyledik. Hadi, hadi girmişken çok kısa bir de şu e, otomobil piyasasından bize bahset ya. Araç almak isteyenler ne yapması lazım? Çok kısa. Evet. Ya otomobil piyasasında da yani şöyle... Hem elektrikli otomobillerin piyasaya girmesi açısından değerlendirmeliyiz hem de fiyat açısından. Bana kalsa her zaman söylüyorum. Bana kalsa ben bu süreci arabasız geçirme taraftarıyım. Çünkü araba normalde yatırım aracı değil ama bir süredir Türkiye'de yatırım aracıydı. Şu anda zaten bir kere yatırım aracı olma hüviyetini kaybetti. Onun dışında elektrikli otomobil alanlar şu anda arabalarını satamıyorlar. Satsalar da zararına satıyorlar. Neredeyse yarı yarıya fiyat kırmak zorunda kalıyorlar. O elektrikli o yüzden benim açımdan yani eğer sadece keyif için alacaksanız alın ama paranızın önemli bir kısmının da eriyeceğini unutmayın. Öyle bir şey, araç, oyuncak. E, benzinli ve mazotlu araçların da önünde elektrikli otomobil teknolojisi riski var. E, yarın öbür gün çok daha iyi teknolojiler çok kısa süre içinde çıkarsa elimizde bu benzinli araçlarla kalabiliriz. Yani tabii ki sıfır olmayacak fiyatı ama... Eskisi kadar iyi para etmeyebilir. Orada da zarar riski var. O yüzden en iyisi bu dönemi bence eğer yapılabiliyorsa. Yani sonuçta herkesin çoluk çocuğu var. Farklı ihtiyaçlar var. Araba ihtiyacı varsa o ayrı. Ama çok da yoksa araba ihtiyacı. Ben metro ile gidip geliyorum işime diyorsa eğer bir kişi. Bu süreci arabasız geçirse sanki daha iyi gibi. Oraya yatıracağı parayı daha farklı yatırımlarda değerlendirebilir. E, zam gelecek mi? Dövize bağlı bu. E, bu da pazartesi gününden itibaren göreceğiz. Bunu da tekrar söyleyeyim yanlış anlaşılmasın. Ben devalüasyon olmayacak demiyorum. Devalüasyon olması gerekir diyorum ama hükümetin yaptığı konuşmalar bu şekilde değil. Yani sanki devalüasyon yapmayacaklarmış gibi e, görünüyor. Ha ama diyelim ki oldu. Bir anda dolar 40 lira oldu. E o zaman senin o 1 milyon liraya almayı düşündüğün arabada bir anda 1 milyon 200, 250 bin lira olur. Kedi bile bak ya kapı kapalı. Tam da cümle bittiğinde girdi araya ya. Allah Allah <laughs> çok çok, çok <laughs> getir bari getir çok tatlı <laughs> oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> bir şey mi oluyor? Ne oluyor dedim. Bir Allah Allah arkadan bir ses geldi ya böyle. Canavar gibi bir şey. Ha <laughs> ya, ya 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 çok tatlı çok tatlı. O ne <laughs> öyle Dur. ya? Baykuş gibi vallahi ilginç. Baykuş gibi ya. Ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> <laughs> ay tam cümle bitti noktayı koydun ses geldi ya yeter diyor artık yeter yani anladınız dur diyor ya benle ilgilen diyor kuş da var ya evde kuşu evet, da öbür odaya koydum <laughs> peki bu arada şey bir konuyu söyleyelim bazı izleyicilerimiz yazmışlar ya biliyorum ya şimdi tabii bizim tarafsızlığımızda bilen izleyicilerimiz AK Parti'ye Cumhur İttifakı'na yakın olan izleyicilerimiz de var ve işte yani niye Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğu anketi verdiniz de niye diğerini vermediniz diye e, canın sağ olsun tamam o bir, hani, e, o sonar genelde tutturduğu için Hakan Bayrakci vermiştim 10 kere altını çizdim. E, ama yanlış anlayanlar olabilir. Hemen söyleyeyim, e, Optimar diye bir araştırma şirketi var. Optimar'da e, Murat Kurum %43, yüzde 43.6 ile yüzde 43.6 ile pardon e, önde, Ekrem İmamoğlu da 43.2. Yani kafa kafayalar ama çok az farkta Optimar'da da o da şimdi açıklamış. Murat Kurum önde gözüküyor. E, Görünün olmuştur umarım yani <laughs> onu da senin için söyleyeyim dedim. Ee, evet, şimdi e, bir de son olarak Hamza Yardımcıoğlu önemli e, altın konusunda yorumlarını alacağım ama tabi sen ısrarla gümüşün de altını hep çiziyordun. Altında rekorlar geliyor. Acaba gümüşte daha büyük bir rekor gelecek mi? Şimdi bugün piyasalar kapalıydı e, Avrupa'da, Amerika'da ama Asya'da açıktı. Bugün e, yani 2.200 e, kaçtı, 2.256. 2254 dolar ons fiyatı haftalık kapanış yaptı ve dolar bazında tarihi zirve bu tarihi zirve yaptı ama dolar bazında onu söylüyorum daha gerçek anlamda zirvelerine yakın bile değil altının gideceği daha çok yer var teknik açıdan baktığım zaman da e, en yakın direncin e, kaçtı 2300 de gözüküyor en yakını ki ama onu da kırıp geçeceğini ben düşünüyorum da şimdi Dolar bazında bu rekorlarını kırarken günlük kapanışlar zaten geliyor da haftalık bu, bu seviyede haftalık ya, kapanış yapması yani güçlü bir duruş bir pozisyon anlamına geliyor. şey işte Teknik açıdan ama gümüşe gidip baktığımızda 25.10 dolar 25.1 diyelim ya da bu gümüşün tarihi zirvelerinin yarısı ya, dolar bazındaki diyorum ha. Ki o da en sonunda, en sonuncusu da 2011 yılındaydı. 2011 yılında 49.950 doları gördü. 2010 yılın 11 yılında gördü bu, bu rakamı. Hatta 1980 yılında bile 48-49 dolarlara gümüş gördü. Tamam mı? Yani gümüşün daha önce gidebileceği yere ait potansiyelini ta o yıllarda Amerikan dolarının bu kadar değer kaybına rağmen o seviyeleri görmüşken ki her zaman Gümüş altına oranın daha volatildir. Sıçradı mı zıpladı mı böyle yükselişte daha fazla yükseğe zıplar. Düştüğü zaman da daha derin düşer. Oransal olarak. Eğer biz altında bu hareketleri görüyorsak ki bu ikisi de böyle şeydir. Kardeş gibidir. Altın abisidir. Gümüş küçük kardeşidir. birbirini takip ederler. Tamam mı? Geriden böyle takip eder. O yüzden bunu biz sadece mesela altında gördük gümüşte de bekliyoruz demiyorum. Daha başka şeylerde de mesela bak bütün borsalarda da aynı şey geldi. Yine tarihi rekorlarını böyle zirvelerini gördü. Ben bunun petrolde de geleceğini düşünüyorum. Zaten petrole geldiği zaman çok büyük bir panik demek bu dünya küresel piyasa açısından. Çünkü enflasyon mücadelesinin sonu anlamına gelir bu. Yani allak bullak olur her şey. Yani bu petrolde geldi. Onu, onu çok büyük sinyalını göreceğiz onda. Yani sadece petrolde değil buğdayda da bekliyorum ben. Buğday. Ondan sonra eee bakırda hepsinde bunu o, olacağını düşünüyoruz şimdi. O yüzden gümüşün potansiyeli altından çok çok daha büyüktür şu anda ve hareketine başlamadı bile ve başlamasıyla ilgili teknik açıdan sinyallerini veriyor mu? Onu da veriyor yatırım tavsiyesi olmadığını kaydını tekrar düşerek söyleyeyim. Ama ben kendi bakış açımda söylüyorum. Gümüş açısından çok iyi bir zaman al, almak açısından. Evet. Eee ama bir çok bir konu daha geldi izleyicilerimizden. Yani genelde emeklilerle ilgili bilgiler veriyoruz size. Ee, haber değeri anlamında da veriyoruz ama e, geçti yani o konu diyelim. Gerçi işte Erdoğan'ın bir açıklaması oldu. Ee, dedi ki yap, bugüne kadar yapamayacağımız işleri asla söylemedik dedi. Hatta e, emeklilerdeki yaş uygulamasını bile içimize sin sinmediği halde yaptık dedi. Bu EYT'den tabii bahsediyor. İçimize sinmediği halde e, yaptık e, dedi. Çünkü devlette de çok ciddi bir yük olduğunu söylüyor e, EYT e, konusunun. E, ya, Sayın Cumhurbaşkanı Ya şimdi buradan ne Devlet Emeklilere yüktür. Devlet bize yüktür. Tamam mı? Biz kimse bizi yani ben EYT'li değilim ama yani o herkes için söylüyorum yani biz de dev, devlet yük falan değiliz. Devlet bize yüktür. Tamam. Bir de şu var. Bir, ya bir de şu var. Ben de şunu söyleyeyim. Sonra Cem'in de yorumunu alıp sonra toparlayalım bu konuyla ilgili. Ee, evet, devlet dediğin gibi bize yüktür. Biz değiliz. Ama şu var. E, ya EYT konusunu e, sizin seçiminiz olduğu için yaptınız sizin seçiminizde o. Sizin koltuğunuzdu. Ama şimdi sizinki değil. Yani tamam tabii ki sizin partiniz ama siz değilsiniz mevzu Murat Kurum, Turgut Atınok. Şu an biraz daha rahatsınız. Ama o kendi seçiminiz olduğu için ne yapıp ne edip EYT'ye çıkarttınız. Ha bu arada EYT'lerin bu hakkıydı bir taraftan. hani ama bir gerçek var ki doğru. Devlete yük. Tamam bir şey demiyorum. Olabilir. Ama Çıkarınız doğrultusunda yaptınız. Ee, bu da bir gerçek. Benim en azından yorumum böyle. Ne diyorsun Cem? Bu emekli konusu ile ilgili. Ya devlete yük falan değil. Devletin hesabını kitabını iyi yapması lazım. Ee, devlete yük tamam. Yükse o zaman bu köprüler, yollar devlete yük değil mi? Niye dört katı daha yüksek fiyata yapıldı? Kamuoyu devamlı bunları konuşurken çıkıp niye açıklama yapmıyorlar? Yani Çin'in iki buçuk milyar dolara yaptığı yolu biz 17 milyar dolara yapmışız ki bir de yolun içinde dünyanın en uzun şeyi de var. Tüneli de var. Onlar devlete yük değil ama bu emeklinin ki devlete yük. Şimdi emekli bu parayı havadan almıyor. Yani bir sosyal güvenlik kurumu var. Emekli olmadan önce çalışanlar bütün çalışma hayatları boyunca prim ödüyorlar. Ve devlet de bu primleri değerlendiriyor. Ondan sonra da emekli olduğu zaman ha, bir miktarda sübvanse ediyor olabilir. Ona yük diyemeyiz. Devletin görevi zaten bu. Yani o ödenen primler yetmiyorsa alınan vergilerden bir miktar sübvanse edersin refahı, refah düzeyini sabit tutmak için. Yani emekli aslında ödediği primlerin karşılığını almak istiyor. Şimdi tabii EYT konusu çok enteresan bir konu. Yani adaletli olmak mı lazım, doğru olanı mı yapmak lazım? Adalet yerini buldu ama doğru olan yapılmadı. Fakat... Bu doğru olan hiçbir zaman yapılmadı ki. Yani bu EYT'lileri eleştiren mesela eski emekliler var. Onlar kaç yılda emekli oldu? Çoğu 45-46 yaşında emekli oldu. Yani şu andaki emekliler hatta Özal döneminde 38 yaşında emekli olanlar var. Onlar şu an hala emekli. Onlar EYT'lileri kızıyor erken emekli oldu diye. Bir de hiç emekli olamayacak bir güruh var gençler. Ya da hiç demeyelim de çok geç emekli olacaklar ve büyük ihtimalle de bu e, yanlış para politikaları devam edecek gibi görünüyor. Çünkü mevcut siyasi yapı e, düzelecek gibi değil. E, bunu parti bağımsız söylüyorum. Yarın öbür gün AK Parti gider, yerine başka bir X Parti gelir. Yine aynı şey e, devam edecek. E, onlara bu emekli maaşı e, cep harçlığı gibi e, gelecek. Dolayısıyla yeni dünya düzeninde artık emeklilik diye bir şey yok. Belki şu olabilir: Herkese eşit olarak aynı eşit fakirliği vadeden yeni dünya düzeninin bir evrensel gelir modeli var biliyorsunuz. Robotlara işleri yaptırıp bundan bir 20-30 yıl sonrası için söylüyorum, ölmeyecek kadar insanları yaşatacak bir gelir verebilir yeni dünya düzeni. Bütün dünyada zaten buna doğru gidiyor. Biz de Türkiye olarak üzerimize düşenleri yapıyoruz. Bu EYT'de işin tuzu biberi oldu. Neyse en azından şunu söyleyelim. Yani bu çerçevede emekli maaşlarını e, yeniden gözden geçireceğiz. E, diye de bir e, cümle tarif etmiş sanırım. Demek Temmuz'da ki konuşuruz. A Haz Temmuz'da zam yapacak. Ara zam yapacağız dedi çünkü. Haziran'da tekrar konuşacağız. Ama şimdi Temmuz'da ara zam yaparken asgari ücrete ve memura da aynı şekilde ara zam yaparsa emeklinin mağduriyeti de değişmemiş olacak. Yine geriden gelecek yani emekli. Evet. Ya ben onu şöyle anlıyorum. Ee, ben size bir iyilik yapacağım. Siz de seçimde beni görün. Yani farkındayım. Şu anda olmadı bu zam oranları. Seyyanen zam da e, yapamadım. Siz bana oyunuzu verin. Rahat olun. E, sonra ben size zaman yapacağım diye bir dilik kullanıyorlar. E, siyasi anlamda diyeyim en azından. Bakalım emeklinin tercihi ne olacak? Yani bilmiyorum işte bizi izleyenlerde artık takdir kamuoyunun e, bu tatmin ediyor mu e, insanları? Genelde çünkü görüyorum. Ya Bu saatten sonra e, e, ...kralını yapsa e, artık soğuduk diyenler var emekliler arasında. Yani midemiz bulandı bu işten diyenler var. Ama tabii demeyenler de olacaktır tabii ki. Ya da işte şu anki e, o, en düşük 10 bin TL'yi bile... E, ...bazen işte bana yetiyor kardeşim diyenler görüyorum böyle şeyde... E, ...sokak röportajlarında falan böyle işte. E, o kadar fanatik partili olanlar e, var. ha bu iktidarda da var, muhalefette de var böyle insanlar. Öyleyse ki e, işte seçim geliyor. yani Son olarak şöyle bir e, mesaj verelim... Ee, yani e, herkes tercihini yaparken hani kriter anlamında e, tabii ki herkesin kendine göre bir tercih vardır. Ekonomik sorunlar olabilir ideolojik olarak ön planda olabilir ama artık şu ideolojik mücadeleyi bırakalım ya toplum olarak. Gerçekten yani bize hiçbir faydası yok. Ya da particiliği liderciliği e, doktrin, lider doktrin kafası işte e, gibi şey bize en büyük zararı yıllardan beri bu kafa verdi biraz halk olarak artık kendimize bakalım, kendi çıkarımızı düşünelim ona göre tercih yapalım Değişimler iyidir. Değiştirelim. Yenisi gelsin sonra onu da değiştirelim. Demokrasi böyle bir şeydir. İyi bir sistem kuralım. Yani Bunları e, umarak e, bir pazar gününe bir seçime giriyoruz. Dediğim gibi pazar günü e, şimdi saati belli değil ama büyük ihtimalle e, yayın yapacağız. Uzun soğuklu bir yayın olacağı için işte e, konuklar da gelecek gidecek falan derken böyle bir e, biz de kendimizce bir yayın yapacağız. Bizi izlerseniz de seviniriz. Hamza Yardımcıoğlu'na ve Cem Özalka teşekkür ediyoruz. Yine her cuma akşamı olduğu gibi bize bilgilendirdi. Ee, sevgili seyirciler, kanallarımıza abone olmayı ve bu, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Ve logomuzu gidiyorum. <laughs> ee, evet, bir saniye. Evet. Sponsorumuzu... Abi, evet al yalina. hoşça Hoşçakalın. <laughs> Alya Lina'nın katkılarıyla siyah giyen adamlar sona erdi. Alia, Lina.